Şimdi sıra dışı bir hastalığın yol açtığı akıl almaz görüntüler gelecek ekrana. Pika sendromuna yakalanan genç kadın 15 yıldır katı sabun yiyor. Hiçbir tedavi işe yaramıyor diyor ve çare bekliyor. Ben yiyorum arkadaşlar, bildiğiniz sabunu, katı sabunu ama ısıra ısıra yiyorum. Sabun yiyen biri var. Sağlık açısından oldukça riskli bir sendrom. Başladığım zaman kendimi durduramıyorum ve bunu elimde olmadan yapıyorum, inanın. Videoyu ilk izlediğimizde biz de bir yaşımıza daha girdik. Sağlığa zararlı, çok zararlı. Asla denenmemesi gereken bir şey ama o sabun yiyor. Tekrar bir ısırık alacağım. Bu bir sendrom aslında. Pika sendromu diyoruz buna. Peki neden olur pika sendromu? Tedavisi mümkün değil mi? İşte cevabı. Besin değeri olmayan maddelerin vücuda alınmasıyla karakterize olan bir yeme bozukluğu. Tedavi edilmediğinde sonuçları ölüme kadar gidebiliyor. Emine Nur Korkut, Muğla'da yaşıyor. 20 yaşındayım, hemşirelik mezunuyum. Söylediğine göre daha küçükken başladı sabun yemeye. Ben 5 yaşındaydım arkadaşlar. Anneannemlere ziyarete gitmiştik. Elimi yüzümü falan yıkadım ettim. O sabun benim ağzıma geldi. Ve gereksiz bir şekilde bunu yeme isteği oldu. Taş, kireç, kağıt, sünger gibi maddeler tercih edilebiliyor pika sendromunda. Yıllar geçse de bu alışkanlığının önüne geçemedi. Sabun yemekten kendini alıkoyamıyor. Tedavi olmaya da çalıştı ama başaramadı. Birkaç doktora gitmiştim. Psikiyatriye de gittim, onlar da bir çözüm bulamadı. Bunun tek bir nedeni yok. Aslında kandaki bazı elementlerin eksikliğinden kaynaklanabiliyor. Bu demir eksikliği olabilir, çinko eksikliği olabilir. İlk başta çok kafama takıyordum ama sonradan kafama takmayıp bununla savaşmayı denemek istedim. İlk etkilenen yer sindirim sistemi oluyor. Bunu zehirlenmeler takip edebiliyor. Emine Hanım aslında bu durumdan çok rahatsız. O da artık sabun yemek istemiyor. Kan testi isteriz. Yani kandaki bir element mi eksik diye. Terapi tarafında ise en az 6 ay psikoterapi sürecine devam edilmesi gerekiyor. Kutu kutu alıyorum eve ve bunun artık bir sonunun gelmesini istiyorum.